Ekonomi akşamı artık yeni haftaya girerken yarın piyasalar yeniden başlıyor. 10 Ocak, 15 Ocak arası tekrar piyasalar 10, 11, 12, 13, 14 Ocak, 15 Ocak maaş günü memurların cumartesi denk geliyor. En son nerede bırakmıştık? Evet, en son borsayı alışlarda 204 binde bırakmıştık. Evet. Hafta sonu haberine göre arkadaşlar kur korumalı mevduat hesabında bankalardaki tahvil üzerinden farkı ödemeyecek kararı Merkez Bankası'nın bu hafta bankalara alım getirebilir deniyor. Bankaların çıkması demek endeksin çıkması anlamına da gelir borsa için. Pozitif bir hafta başlıyor gibi kaldığı yerden devam edecek gibi. Ama tabii hiçbir şeyin garantisi yok. Yatırım tavsiyesi de değil tabii. Yani ne derler? Kerim merhem olsa yüzüne sürer. Ama bu hafta böyle başlıyor arkadaşlar. Dolar 13.89 gibi kapattı. Şu an 13.80 gözüküyor. Yani Paribu'dan şimdi Tether'den daha iyi bakacağız onu arkadaşlar. Paribu'dan daha iyi bakacağız. Şuradan. Evet, şimdi Tether 14-15 %1'lik de orada kayıp var. Sanki dolarda bir gevşeme yaşayacağız gibi. 13-60'ları 13-60'ların altı gelir mi? Bakmak lazım. Bitcoin işte 602 bine çıkmış. Bitcoin hafta sonu açık bir enstrüman. Bu arada burada Göztepe, yani Göztepe dün fiyatlamış, bugün 4 soruyor rağmen. Evet, Göztepe düştü. Beşiktaş vardı, kötü sonuçlar alıyordu. Galatasaray koymuşlar. Yani bu tabii Bitcoin TR Dolar TL'den de etkilendiği için çok fazla Bitcoin bu serdeden kazansanız böyle dolar TL düşüş olursa. Evet, 42.600 dün demiştik ki 40.700'den 41.600'lere çıktığında 44.000'i zorlayacaktır. Döndü demiştik grafik. Bakalım 43.000 zaten alımların yoğunlaştığı bir seviyede altlara sarktı. Bu hafta artık ne olacağını da göreceğiz Bitcoin'de. Yani en azından 41.000 destekleri çalışıp çalışmadığı da görecek arkadaşlar. Evet, Türk Hava Yolları burada 24.94. Türk Hava Yolları'nı çok fazla artık zirvesine yakın görüyorlar. Yarın bankalara sıra gelir. Sanayiler bayağı bir gitti. Petkim, Tüpraş, Kardemirler, Ereğliler gitti. Temettü zamanı da yaklaşıyor. Temettü fiyatlamaları da var. İş yatırım da temettü kağıdı arkadaşlar. Buna da bakalım. 3.12 iş yatırım. Tahmin ediyorum ki bu ise 56 görmüş, 4.49'u görmüş, onu koyayım yüksek. Yani geçen temettü dönem 4.49'a kadar çıktıysa Mart'ta 3.60, yani 2 ay sabreden %15 kazanır gibi duruyor iş yatırım. Evet, ekonomi akşamı yeni hafta. Herkese bol kazançlar dileyelim. Dikkatli olan, paniğe kapılmayan, kademeli alışlarla giren, portföyünü iyi yöneten kazanacaktır. Kolay değil tabii. Mevduatların düşük olması borsa ilgiyi artırmıştı zaten.
Evet, 10 Ocak haftası umarım herkesin dilediği gibi olur. Tabii yok da iki taraflı oynanan bir enstrüman vadeli işlerde de tersi de oynanabiliyor. Ben burası 237.500. Hatırlıyorum kur korumalı mevduat haberinin çıktığı seviyeler buralar. Sonra satış gelmişti 237.500. Belki buralarda bir düşüş de yaşanabilir. Ama şu hafta pozitif gibi duruyor.